Nefis yemek tariflerinden frambuazlı cheesecake tarifi. Öncelikle üzerinin sosu için 250 gram taze veya dondurulmuş frambuaza, 5 yemek kaşığı toz şeker ve 1 su bardağı su ilave edilerek 1 saat buzdolabında bekletilir. Bu sırada pastanın tabanı için 2 paket burçak bisküvi robotta un haline alana kadar çekilir. Bir su bardağı fındık yine un haline alıncaya kadar robotta çekilir. Tüm malzeme genişçe bir kaba alınarak üzerine yarım çay bardağından biraz az süt ve 100 gram erimiş tereyağı eklenerek iyice karıştırılır. Hazırlanan hamur yağlanmış kelepçeli kalıbın tabanına yayılır. Veya kalıbın tabanına pişirme kağıdı da yerleştirebilirsiniz. Üzerine bir kaşıkla veya cam bardağın tabanı ile bastırılarak düzeltilir. Kreması hazırlanıncaya kadar buzdolabında beklemeye bırakılır. Kreması için 500 gram labne peyniri karıştırma kabına alınarak 1 paket sıvı krema eklenir. Mikser ile güzelce çırpılır. 1,5 su bardağı toz şeker ilave edilir ve çırpmaya devam edilir. Dört yumurta ve bir yumurtanın sarısı teker teker karıştırma kabına ilave edilerek mikserin en düşük hızında 5 dakika kadar çırpılır. Dört yemek kaşığı un ve bir paket vanilya eklenerek biraz daha karıştırılır. Dolaptan çıkarılan kalıbın dışı alüminyum folyo ile kaplanır. Hazırlanan krema kalıba boşaltılır. Kalıbın kenarlarına hafifçe vurularak iyice yerleşmesi sağlanır. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika pişmeye bırakılır. Daha sonra fırının derecesi 160'a düşürülerek 10 dakika daha pişirilir. Fırın kapatılarak 1 saat kapağı açılmadan bekletilir. Bu süre sonunda kalıbı hafifçe sallayarak kremanın katılaşıp katılaşmadığını kontrol ederek gerekirse bir süre daha fırında tutabilirsiniz. Bu sırada frambuaz sosu için dolapta bekletilen frambuaz küçük bir tencereye alınır. 2 yemek kaşığı mısır nişastası 1 çay bardağı suda eritilir ve tencereye eklenir. Kaynayınca kısık ateşte 5 dakika daha pişirilir. Ocaktan alınarak vanilya eklenir ve karıştırılır. Frambuazlı sos soğuması için ara sıra karıştırılarak beklemeye bırakılır. Fırından alınan cheesecake'in üzerine hazırlanan frambuazlı sos dökülerek yayılır. Hazırlanan cheesecake bir gece buzdolabında dinlendirilir. Daha sonra kelepçeli kalıp dikkatlice çıkarılarak cheesecake servis tabağına alınır. Dilimleyerek servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Nefis yemek tariflerinin önerdiği diğer tatlı tarifler için ekrandaki bağlantıları tıklayabilirsiniz. Yeni yayınlanacak videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmanızı öneririm. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.